Ve ilk konuğumuzu, bu haftaki ilk konuğumuzu sizlere tanıtmak istiyorum. Profesör Doktor Türkan Saylan geliyorlar. Efendim hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Daha önce sizi Tele Çarşamba'da yanılmıyorsam konuk etmiştik. Evet. Seyircilerimizin bir kısmı hatırlayacaklar o programında seyircisi olan sayın seyircilerimiz. Ama tabii o programı seyretmemiş olanlar için ben bir kez daha tekrar ediyorum. 1963'te İstanbul Tıp Fakültesini bitirdiniz. Daha önce Kandilli Kız Lisesi'ni bitirmiştiniz. 69'da dermatoloji kürsüsüne baş asistan olarak girdiniz. Yanılıyorsam lütfen düzeltin. 70'te İngiltere'ye gittiniz. Ve yine dermatoloji ile ilgili çalışmalar yaptınız. 72'de doçent oldunuz. 74'te Londra ve Paris'te lepra yani cüzzam üzerine bir takım araştırmalar ve çalışmalar yaptınız. Ve kendinizi o tarihten itibaren lepraya yani cüzzama adadınız. Bakınız 1976'da derneği kuruyorsunuz. Leprayla Savaş Derneği mi? Derneğin tam cüzzamla ismi? Cüzzamla Savaş Derneği. 1987'de Cüzzamla Savaş Vakfı'nı kuruyorsunuz. Bu arada Uluslararası Cüzzam Birliği mi deniliyor Türkçe'de? Hindistan'daki. Evet. Gandhi Memorial Leprosy Foundation diye bir şey. Yani Gandhi'nin adı var. Gandhi'nin de adı var ve Gandhi, Uluslararası Gandhi ödülünü size kazandırıyor. Aynı zamanda bu Uluslararası Cüzdan Birliği'nin yani Gandhi Foundation tam ismini söyleyemeyeceğim şimdi. Onun da kurucu üyesisiniz. İstanbul Leprosy Hastanesi başhekimiz. Cüzdan Birliği ve Vakfı'nın başkanınız. Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği mi tam adı? Evet. O derneğin de yine ikinci, başkanı, ikinci başkanısınız ve kurucularından birisiniz. Evet. Bir hayli oldu değil mi? 1990 Çağdaş Yaşamı unuttum. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği 89'da kurulmuş olan bu derneğin de başkanısınız. 1990'da yılın kadını seçildiniz. Uluslararası Gandhi ödülünün sahibisiniz. Daha ne olsun? Geçen yıldan bu yana çalışmalarınız nasıl gidiyor? Ben öyle gireyim hemen. Geçen yıldan bu yana çalışmalarımız hızla yürüyor. Yine cüzdan üzerine tabii. En yoğun üzerine, çalışmalar. Evet. Biliyorsunuz cüzdanlı hastalarımızın ekonomik durumları kötü olduğundan bir yandan onlara ekonomik imkanlar sağlamaya çalışıyoruz. Bir yandan taramalarımıza devam ediyoruz. İşte biliyorsunuz 2000 yılında leprayı yok edeceğiz Türkiye'den diye bir sloganımız var. Onun için hararetle çalışıyoruz. Alan çalışması yapıyoruz, hastane çalışması yapıyoruz. Bu arada bu hastalarımızın çocuklarına burs sağlıyorduk 2 seneden beri. Onun bir desteği olarak Merhaba Yaşamak diye bir yer açtık. Merhaba Yaşamak diyoruz herkese. Bir sanat evi. Bu Kabataş Erkek Lisesi'nin 2 odasından oluşuyor ve insanlardan az kullanılmış iyi vaziyette giysi toplayarak bunları sıfır maliyetle alıp paraya döndürerek elde ettiğimiz geliri cüzdanlı hastalarımızın çocuklarına burs olarak veriyoruz. Çok güzel. Peki orada bir hayli gelir elde edilebiliyor mu? Olabiliyor. Gittikçe de artacak. Yani herkes dolaplarını bekleyen, bir kere bile giymedikleri senelerden beri giysilerini bize getirip verebilirlerse biz onları çok ucuza ihtiyacı olan insanlara satarak hem böyle bir sosyal iş yapabiliyoruz. Şimdilik son yaptığımız şeylerde ayda 4-5 milyon kadar bir gelirimiz oluyor. Ama bunu tabii az bir şey de sayılmaz. Için. Evet yani hiç yok. Başlangıç tabii, için gayet tabii. İyidir. Sanıyorum sanatçı arkadaşlarımızın bu tür uzun süredir giymedikleri, çok az süre kullandıkları giysiler oluyordur. Benim tabii, oluyor doğrusu. Tabii. Ben de bunu öğrendiğime göre Merhaba Yaşamak derneği mi diyeceğim ona? Merhaba Yaşamak Sanat Evi diyoruz. Sanat Evi, Merhaba Yaşamak Sanat Evi'ne. Ortaköy'de. Onları hemen ileteyim ben de. Arkadaşlarımıza da çağrıda bulunalım, herkes iletsin. Gelinlikler geliyor mesela, fraklar geliyor, tuvaletler geliyor. Benim gelinliğim yok. Onları değerlendiriyoruz. Çok hoş da oluyor. Böyle bir iletişim kuruluyor insanlar arasında. Evet, gerçekten çok güzel. Peki sizin hayatınız hep böyle hayırlı, güzel işler yapmakla mı geçecek hocam? Güzel bir şey değil mi? Çok güzel bir yani şey gerçekten. İnsan mutlu oluyor tabii olumlu şeyler yaptıkça. Peki biraz daha eskiye dönelim o zaman izin verirseniz. Lepra yani cüzzam bütün dünyada çok korkulan ve cüzzamlı mıyım ki kaçıyorsun kardeşim gibi deyimler de vardır. Birçok dilde var yalnız bizim dilimizde değil. Korkulan, yanına yaklaşılmaktan çok hoşlanılmayan bir hasta türü cüzzamlı. Siz nasıl bu
İçinizdeki ön yargıyı yendiniz ve nasıl, neden yani kendinizi birdenbire cüzzamla savaşa vakfettiniz? Şimdi ben tıp mesleğine girmişim, büyük bir istekle girmişim ve mutlaka bu konuda bir şeyler yapmak istiyorum, insanlara hizmet götürmek istiyorum. Yani öyle muhakkak öyle güdülemişim kendimi. Cüzzam konusu da herkesin çok çok yanlış bildiği bir şey. Yani bir yerde ön yargılar var, geçmişten kalan böyle ters düşünceler var. Çağ dışı düşünce, bir yandan da tıbbın doğruları var. Şimdi ikisi çatışıyor gayet tabii. Siz de bilimsel bir çalışma yapıyorsunuz. Bir şey doğrusunu öğreniyorsunuz. O doğruyu uygulamak tabii büyük bir mutluluk. Ben de böyle şanslı insanlardan biriyim. Yani gerçekleri insanlara anlatabilip hastalarımı gerçekten tedavi edebildikçe mutlu oluyorum. Elbette. Tabii siz şanslı insan olduğunuzu söylüyorsunuz ama öyle sanıyorum ki sizin gibi bir doktora, sizin gibi bir hocaya sahip oldukları için hastalarınız daha da şanslılar. Çünkü gerçekten benim bildiğim kadarıyla küçüklüğümüzden beri bildiğimiz cüzdan korkulacak bir şeydir. Cüzdanlığın yanına yaklaşılmaz diye bir şey vardır. Halbuki böyle değildir diyorsunuz. Bunu biraz daha açabilir miyiz? Kesinlikle, seyircilerimizin kesinlikle daha bilinçlenmesi için. Bu hastalığın tedavisini eskiden tedavisi bilinmiyormuş. Neden olduğu belli değil. İşte ceza veriliyor bu insanlar. Günahkar herhalde diyorlarmış ve tecrit ediyorlarmış. Şimdi biz hele son 10 yılda 6 ayla 2 yıl içinde hemen iyileştiriyoruz hastalarımızı. Ve ilk tedaviyi verdiğiniz andan itibaren en ufak bir bulaşıcılık kalmıyor. Dolayısıyla son derece yani gripten çok daha kolay iyileştirdiğimiz bir hastalık. Demek ki de daha az bulaşıcı. Değil mi? Son grip derece, daha, son daha derece çok bulaşıcı az şey. Bulaşıcı. Yani ancak belli koşullar olursa aile içinde küçük çocuklara bulaşıyor. Erişkinlere bulaşması söz konusu değil. Şimdi bu gerçekleri siz bilimsel olarak biliyorsunuz. Artık çekinecek ne kalıyor ki? Peki neden toplum içinde bilinmiyor bu gerçekler? Diyorum ki ben her sene bir kere Ben-Hur filmini görüyoruz. Bir kere de Rabia filmini görüyoruz. Bütün bizim bilimsel olarak öğrendiğimiz şeyler bir gidiyor yerine ön yargılar yine geliyor. Çok zor çünkü sürekli cüzzam hala kullanılıyor. Evet. Yani evet. Mesela AIDS çıktığında yeni bir cüzzam demeye başladılardı. Sonra vebaya çevirdiler onu. Evet. Yani hep böyle cüzzam bir çirkinlik, kötülük, sakatlık, iyileşmeyen bir şey gibi kullanılmaya halbuki devam ediyor. Halbuki ötekiler gibi bir hastalık tamamıyla diyorsunuz. Tamamıyla yani bu ön yargı, biz zaten hastalıkla değil ön yargıyla savaşıyoruz en çok. Elbette, elbette. Galiba cüzdanla savaşın en önemli kısmı da bu. Bütün dünya için bu böyle. Sanıyorum. Batı ülkelerinde durum biraz daha mı farklı, daha bilinçli mi insanlar? Tabii, Batı ülkelerinde zaten hastalık çok az. Ancak şimdi göçmen işçilerle ve diğer göçmenlerle yeniden ortaya çıkmaya üçüncü dünya başladı. Ülkelerinden tabii, gelenlerle. Evet. Ama daha çok Güney Asya'da, Afrika'da, hatta Güney Amerika'da büyük sorun oluşturabiliyor. Orada da aynı ön yargılar mevcut. Yani bir yandan gerçek tedavi var, her şey bilimsel olarak iyi yolda. Bir yandan da ön yargılarla mücadele. Yani hastayı iyileştiriyorsunuz, iş bulamıyorsunuz. Tamam, evet. Bu cüzzam geçirmiş deniyor. Veya ömür boyunca onun cüzzamlı olduğu düşünülüyor. Bu ön yargılarla uğraşmak gerçekten hastaların tedavisiyle uğraşmaktan daha zor. Elbette. Peki biraz daha tatlı şeylerden bahsedelim. Bir torun sahibi oldunuz. Evet, evet. 8 Ocak'ta. 8 Ocak'ta. Ya, Almanya'daki oğlumun ve gelinimin bir küçük oğlu oldu. Nasıl bir şey babaanne olmak? Evet, çok çok güzel bir şey. Gerçi ben babaanne olarak şimdilik ona çok uzun zaman ayıramıyorum. Ancak bir hafta gidip gördüm. Şimdi Temmuz'da gelecekler bir ay kadar torun seveceğim herhalde. O zaman? Çok güzel bir şey. Ama ben genelde bütün çocukları çok sevdiğim için yani benim için bir sürpriz oldu ama o çocuk sevgisini zaten her çocuğa veriyorum. Şimdi torunumu da herhalde çok seveceğim. Herhalde tabii insanın kendi torunu da bir başka türlü olacaktır. En azından öteki çocuklar gibi bir çocuk. Bir de üstelik oğlunun çocuğu olması. Tabii çok büyük mutluluk. Çok keyifli bir şey olsa gerek. Peki bu arada sizin Kadın Bakanlığı konusunda da kamuoyu yaratmayla ilgili bir takım çalışmalarınız olmuş. Neden Kadın Bakanlığı? Neden illa Türkiye'de bir Kadın Bakanlığı olsun diyorsunuz? Biliyorsunuz İstanbul Üniversitesi'nde Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi de kuruldu 2 sene evvel. Evet. Ben oranın da müdür yardımcısıyım. Evet, onu söylemeyi unutmuştum. Evet. Dolayısıyla kadın konusunun Türkiye'de çok önemli olduğuna inanıyorum. Bakın yapılan istatistiklerde kadınların %51'i oluşturan kadınların %38'i okumaz yazmaz bu ülkede. Halbuki erkeklerin %14 okumaz yazmaz. Büyük bir açıklık var. Yani kadınlar tamamen ikinci sınıf vatandaş olarak yaşıyorlar bu ülkede. Birçok ülkede bu böyle. Dolayısıyla bütün dünyada kadınların erkeklerle eşitlenmesi, yani farklılıklarına rağmen
eşit haklardan yararlanmaları, aile içinde, eğitimde, toplumsal yaşamda, iş yaşamında eşit fırsatlar ve eşit haklar kazanmaları gündemde. Dolayısıyla birçok ülkede olduğu gibi bizde de ciddi çalışan bir kadın bakanlığının olması lazım. Ona bağlı olarak mesela kadın erkek eşitlik komisyonlarının kurulması lazım. Yani her yerde kadınla erkeğin eşitlenmesi için gereken her bakanlıkta gereken işlerin yapılması lazım ki eşitlenelim ve çağdaş bir toplum olalım. Biliyorsunuz çağdaş bir toplumda kadın erkek eşit olmak zorunda. Bunun yani olmazsa olmaz koşulu. Evet. Bunu sağlamak için el birliğiyle kadınlar ve erkekler çalışmak zorundayız ve bize çok önemli, çok uzun çalışmamız gereken günler bekliyor. Daha önceki bir sohbetimizde de feminizme gelmiştik. Feminist misiniz hocam? Yani kadın erkek eşitliğine inanmış herkes, kadın ve erkek feministtir. Mutlaka feministtir. Öyle olması lazım. Bu sözcükten de korkmamamız lazım. Evet, hayır, feminist imajı daha önceki konuşmamızda da aynı şeylerden bahsetmiştik. Evet. Feminist imajı nedense böyle... Komünist gibi falan böyle. Komünist gibi biraz evet. Tırnakların içi kirli, insanlara kötü bakan, böyle yere tükülen bir kadın gibi geliyor insanlara nedense. Bu karikatürleri de erkekler yapıyor tabii. Evet, yine suçlu biziz demek ki. Tabii. Yine suçlu biziz. Vardır, böyleleri de vardır ama yani onlar bütün kadınları kapsamaz. Feminist var, feminist var. Feministten feministe fark var diyorsunuz. Erkekler feminist, yani eğer kadınların erkeklerin eşit olmasına inanan bir erkek varsa o da feministtir. Yani feminizm... Öyle mi? Ben de farkında olmadan feministmişim. Ben tabii kadınla erkeği eşitleyen bir sözcük. Evet, anlıyorum. Buna inanmış insanların hepsinin böyle düşünmesi lazım. Peki o zaman sizin tanımınıza göre bizler, ben ve benim çevremdeki birçok arkadaşım da feminist oluyoruz. Evet, sözcüklerden korkmayalım diyorsunuz. Kesinlikle.